Ertesi gün hapı etkili midir? Öncelikle kullanım amacı önemli ertesi gün hapının. Ertesi gün hapı bir acil kontrasepsiyon yani acil korunma yöntemidir. Ertesi gün hapını biz düzenli cinsel ilişkilerde sürekli koruyucu yöntem olarak kullanamayız. Bu acil kontrasepsiyon dediğimiz kavram nedir? Hiç cinsel partneri olmayan bir kişinin korunmadığı dönemde bir birliktelik yaşaması ya da prezervatif kullanırken prezervatifin yırtılması, kayması, yine kişinin spirali varken ilişki sonrası spiralinin kaydığını hissetmesi, fark etmesi bunlar acil kontrasepsiyon gerektiren yani acil korunma gerektiren durumlardır. Ertesi gün hapını biz sadece bu durumlarda öneriyoruz. Ertesi gün hapı 72 saat içinde alınabilir. Bütün kitaplar böyle yazar. Şu an piyasada bulunan 30 mg uliprostat içeren formülün 5 gün içinde alınabileceği prospektüsünde yazıyor. Fakat şu bilinmelidir. Normalde doğum kontrol yöntemleri, düzgün kullanılan doğum kontrol yöntemleri sizi %99,5 korur. Yani binde 1,5 oranında gebelik riskiniz vardır. Ertesi gün hapında ilk 24 saatte alsanız bile %2 gebelik riskiniz vardır. Ki bu 24 saati geçtikten sonra maalesef %25'e kadar çıkar gebelik olasılığı. Yumurtlama dönemine denk gelen ilişkilerde ertesi gün hapı alınsa da 24 saat içinde almadıysanız ilacı dörtte bir oranında gebelik oluşma riski söz konusu. Bunu bilerek bir sonraki adetiniz geciktiğinde aman hapa bağlıdır demeyip yine bir gebelik testiyle olayı teyit etmek önemli. Ertesi gün hapanın bir sonraki adetinize, yumurtlamanıza ya da uzun vadede cinsel sağlığınıza, yumurtalıklarla ilgili genital sağlığınıza olumsuz etkisi var mı? Tek seferlik kullanılan bir yüksek doz progesteron içeriyor bu sentetik bir progesteron türü. Ciddi bir yan etkiye yol açmaz. Ama bir sonraki adetinizi hatta bazen birkaç adet sonrasını bile düzensizleştirebilir. Bu tamamen hapın kullanıldığı döneme bağlı. Hapın çünkü etki mekanizması yumurtlamayı geciktirmek, yumurtayı sürüklemek üzerine olduğu için yumurtlamanın gecikmesi adetinizin gecikmesi anlamına gelir. Eğer yumurtlamanın ikinci fazında kullanıldıysa erken adet görmenize yol açabilir. Tamamen hapın kullanıldığı döneme bağlı olarak adetle ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Ama uzun vadede yumurtalıkta kist oluşturması, rahme bir zarar vermesi söz konusu değil. Yine sadece progesteron hormonu içerdiği için ertesi gün hapı ilişki sonrası yüksek doz doğum kontrol kullanımına göre daha az yan etkilidir. Çünkü bunda tek bir hormon içeriği var. Ve çok yüksek doz bir ilaç söz konusu olmadığında karaciğer toksisitesi ya da başka bir yan etki yaşama olasılığınız yüksek doz doğum kontrol hapıyla ertesi gün korunması yapmanıza göre daha az riskli. Yine de karaciğer hastalığı olanlar, kronik böbrek hastalığı olanlar ve astımla ilgili çok sık atak geçiren hastaların kullanmaktan kaçınmasını tavsiye ederiz. Yan etkileri zaten içinde çok uzun bir liste şeklinde yazıyor. Aldığınız her ilacı prospektüsünü mutlaka okuyarak olası yan etkilerinin bilincinde olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ertesi gün hapı da zorunlu durumlarda tabii ki ilk 24 saat içinde kullanabileceğiniz bir ilaç. Ama tabii ki tavsiyem düzenli doğum kontrolü yöntemi uygulamak. Koruyuculuğu daha yüksek ve vücudunuza olan zarar ve yükü çok daha az olacaktır. Videolarımdan yararlanıyorsanız YouTube kanalıma abone olarak daha çok bilgi edinebilirsiniz.